Her bir insanlı özünü kitabı alohida bo'ladi. Mana shu e'tiqodga biz mahkam bo'laylik. Her bir insanlı özünü kitabı alohida bo'ladi. Farishtalarni Alloh subhanahu va taolo la ya'sunalloha ma amarahum va yaf'aluna ma yu'marun deb maqtayapti. Farishtalar biror bir o'rinda Alloh taologa adashib ketishmaydi. Biror bir o'rinda farishta Alloh taologa gunohkor bo'lmaydi. La ya'sunalloha ma amarahum. Birinchisi, Allohga hech qachon ular osiy bo'lmaydi. Va yaf'aluna ma yu'marun. Farishtalar nimaga buyurilsa, mana bu narsani albatta bajarishadi. Nima sababdan buni aytayapmiz desa, siz bilan meni kitobimni yozishligini vakolati kimga topshirilgan? Va yaxshi so'z aytsak, qaysi farishta yozadi? 10 yilkamizdagi farishta yozadi. Yomon so'znichi? Ha, bu dars bo'lsin-da, biz so'raganda sizlar javob bersanglar dars bo'lib qoladi, ilm majlisi bo'ladi. Mana shu farishta tasavvur qiling, adashib ketishligi mumkinmi? Ha, farishta adashib ketadimi? Misol. Alloh taolo saqlasin. Qo'shni bir odam o'g'irlik qildi. Misol uchun aytayapmiz xolos, biz esda qolishligi uchun. O'g'irlik qilgan vaqtda siz ham ko'chadan o'tib ketayotganingiz. Farishta yozaman debdi-yu, kim o'g'irlik qilganini bilmay qoldi. Masalan, ko'chada sizni ko'rib qoldi, falonchi o'g'ri ekan deb sizni amalingizga kelib, siz o'g'irlik qildingiz deb yozib qo'yadimi, qo'ymaydimi? Farishta adashadimi, adashmaydimi? Mana shu narsani yaxshi bilib olaylik birodarlar. Farishtalar hech qachon adashmaydi. Eri yo'q, ayoli yo'q, farzandi yo'q, qo'shnisi yo'q, oshqozoni yo'q va yana shunga o'xshagan narsalar yo'q. Bu narsa siz bilan menga ikkita javobni chiqaradi. Farishtani adashmasligi. Biri xursand qiladi, biri xafa qiladi. Xursand qiladigani shuki, farishta adashmaydi. Qancha solih amal qilsangiz ham, faman ya'mal misqala zarratin khayran yarahu deydi Alloh taolo. Bu tajvid o'qilishi. Qaysi inson misqol zarracha yaxshilik qiladigan bo'lsa, khayran yaxshilik degan. Yarahu albatta mana bu yaxshiligini ko'radi deydi. Farishta kitobni to'ldirib olib borib bergandan so'ng. Va man ya'mal misqala zarratin sharran yarahu. Bu bizni xafa qiladigani esimizdan chiqarmaylikki birodarlar, farishta yozishga mas'ul, yozishga buyurilgan, misqol zarrachalik yomonlik qilayotgan bo'lsa ham farishta albatta nima qilyapti ekan? Yozyapti. Ana bu bizning e'tiqodimiz. Har bir insonni kitobi o'zi bilan birga, boshqa odamning kitobi boshqa odamga o'tib ketmaydi hech qachon. Balki har bir insonni kitobi o'zi bilan birga qolib ketadi. Mana shu yerdan bu sabr degan mavzuga, bizning mavzuimiz sabr haqida bo'lyapti, birodarlar. Lekin biz hozirgi aytgan so'zlarimizni sabrga nima aloqasi bor? Umuman boshqa mavzu yo'q. Mana o'ylab ko'ringchi. Men umuman boshqa mavzu haqida gapiryapman. Bizning temamiz, mavzuimiz nima haqida bo'lyapti? Sabr haqida. Qanday bog'laymiz hozirgi gaplarni sabrga? Umuman aloqasi yo'q. Qanday bog'laymiz? As-sabru murrun deydi arablar. Sabr qilishlik doim achchiq va sabr qilishlik doim qiyin. Sabr qilishlik doim qiyin bo'ladi. Yaqinlarini yo'qotgan odamni sabr qilishligini ko'ring, sabr qiling deysiz, baribir ko'zdan yosh chiqib ketadi. Uyiga o't ketgan, musibatlangan, qarzdor bo'lgan odamni ko'ring, sabr qilishligi qiyin bo'ladi. Sabrga nima aloqasi bor desa, endi mana shu narsani bog'lashga harakat qilamiz. Ulamolarimiz sabrni 3 qismga bo'lishgan ekan. Birinchisi as-sabru ala awamirillah. İkincisi as-sabru
ala maharimillah. Üçüncüsü as-sabru ala aqdarillah. Allah subhanahu ve taala'nın buyruklarına sabır kılışlık, Allah subhanahu ve taala'nın kaytarıklarına sabır kılışlık, Allah subhanahu ve taala'nın takdirde yazıp koygan sınavlarına sabır kılışlık. Biz evvel Allah Teala'nın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e etken ayet-i kerimesini isleydik. وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Ey Muhammed aleyhisselam, islete verin, mumun musulmanlarına isletme fayda bulan degen ayet-i kerime. Biz cemaatke isletemiz kalas. Bana şu isle mahcup olan derselerimizde birincisi, sizler bilen biz hazır hayat dünyasındamız buralarlar. Şunu isten çıkarıp koymayalım. Köp adamlar hayat dünyasında yaşayatken eside yok. Nalıydı, yetmeydi deydi, kıynalıp keti yapman deydi ve yine çünkü okşagen şikayetler. Biz kayette yaşayalımız buralarlar. Biz kayette yaşayalımız. Dünyada yaşayalımız. Birinci mesele bana şu. Birinci mesele biz dünyada yaşayıp durganımızı isten çıkarıp koymayalım. Dünya daru ibtila, sınav buladığın cay, insan sınaladığın cay. Siz bilen beni Allah subhanahu ve teala bu dünyaya sınaşlık üçün yubardı. Mezzaklılıp yaşaşlık üçün yubargeni yok. Zor üylerini kurup koyuşluk üçün yubargeni yok. Zor maşinelerini binip koyuşluk üçün yubargeni yok. Zor taamlarını yeyişlik için hem yubargeni yok. Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا اُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا اُرِيدُ اَنْ يُطْعِمُونَ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَت۪ينَ ayet düşürdü. Cinler bilen insanlarını yaratışlığımdan maksat deyipti Allah Teala. Fakat yine ibadet deyipti. İbadetlerini çektelerden biri sabır bulup saplanan. Mâ uridu minhum min rizqin ve mâ uridu an yut'imun. Ben bu bendelerimden rızkam talep kımayman deyipti Allah Teala. Ve mâ uridu an yut'imun. Menge taam verişlerini hem haklamayman deyipti. İnne Allah'a belki huvar razzak zul kuvvetil metin, en küçlük bugün Allah Teala özü razzak degeni Arap dilinde faal kayta kayta hammege aşıkçası bilen koşumçası bilen rızkını verir diyen Allah Teala deyipti. Bazı bu adamlarını üstüge giyen sınavlar ya ki musibetler ya ki şimdi okşagen derseler bosa ne makılıyordum diye varattı buradalar ne makılı şartmez. Bana şu orunda birinci isleyen sözümüz, birinci sözümüz. Biz dünyadamız degen derseni isten çıkarıp koymayalım. Birinci sözümüz biz dünyadamız degen sözünü bakmayalım, isten çıkarmayalım. Seferde üç kısımda bölgen ulamalarımız. Birincisi Allah subhanahu ve ta'ala'nın buyruklarına sabır kılıçtık. Yani biz saval veriyoruz cemaatke. Allah ta'ala'nın buyruklarını. Birincisi ve köp tekrarladığını kayta kayta bizge küzetilediğini deyilik. En küçülük buyruk kayısı buradalar. Namaz. Namaz. Farz-ı ayin. Beni pulum köpeyip geçse sizge ayı 30 binden verip durayı peşin geçirkenizde beni onunla namaz okup durayı sizde. Birer bir insan geçsek boladı mı yok? Bu meydir. Ramazan ayı keyletken eken men işlerim köpeyip kaldı. Bana bu 50 bin sonmez doldur bu sen. Siz beni orumge roza tutup koyun. Men işlerim bilen ben tutup kaldım. Şu işlerim ticaretimden köp pul çıksa ihsan koyamam beni. Siz roza tutup koyun orumge. Roza tutkenizi çekilin beni. Apke veriyorsunuz bana. 30 gün roza tuttum deyip özü selfie klası mı? Ne klası bilmeyim ben seherli iftarlıydı. Hudagı tapşırırım sizi. Beni onun gibi roza tutup koyayım desek. Boladı mı, bomaydı mı?
bo'lmaydi. Va shunga o'xshab hammasini aytib chiqmaydi qolganini ham. Alloh taoloning buyruqlariga sabr qilishlik degani birodarlar. Birinchisi namozlarni o'z vaqtida o'qishlik. Va ulamolarimiz 3 qismga bo'lgan vaqtida Allohning buyruqlariga sabr qilishlikni eng og'ir deyishgan ekan. Biz hozir so'ramaymiz bitta-bitta qilib. Biz o'tiribmiz darsda mayli. Bomdodda o'qidikmi bugun? O'qidik. Jamoatda o'qidikmi? Allohu alam. Kechachi, ertagachi. Hani o'sha sizni taroziingiz bo'ladi birodar. Peshin nima bo'ldi? Asr nima bo'ldi? Shom nima bo'ldi? Futton nima bo'ldi? Ana u siz bilan meni tarozimiz. Tahorat qanday bo'ldi? G'usl qanday bo'ldi? Ruku qanday bo'ldi? Farz. Sajda qanday bo'ldi? Farz. Qaday oxirida o'tirishlik va yana shunga o'xshagan narsalarning hammasi bizni shariatimizda farz deyiladi. Shuning uchun ulamolarimiz aytishgan ekan, eng og'ir sabr qilishlik Alloh subhanahu va taolo bergan buyruqlarga sabr qilishlik. Boy odamlarimiz erhamkalloh zakot berayotgan vaqtida zakot berishlikning hukmi farz. 100 ming so'm pulingiz bo'lsa 2,5 ming so'm berasiz xolos. 100 ming dollar pulu bor odam 2,5 ming dollar beradi. To'g'ri aytayapmanmi? Zakotni berishlik kerak bo'lib hisoblaydigan vaqt kelganda shayton alayhillani o'sha joyda billa turadi. Zakot farz. Beraman deb niyat qilib keldi. Beraman deb harakat qilayotgan vaqtda shayton keladi-da to'xtang deydi. Amma ba'd deydi. So'ngra xutbasini boshlaydi. Mana unday qilsak-chi, mana unday qilsak-chi, mana unday qilsak-chi. Shayton professional, ustagar siz bilan meni bemalol yengib qo'yadi. Ana o'sha shayton kelib turib, sizni va bizni hammamizni ham farz amallardan boshqa taraflarga burishlikka harakat qiladi. Hajga bormayotgan boy odamlar Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hadisda xohlagan millatda dunyodan o'tib ketsin dedi. Mayli o'g'lim uylab olayim, qizimni chiqarib olayim. Farz og'ir birodarlar. Tushuntiryapmizmi jamoatga? Farz og'ir. Bomdodni vaqtida o'qiy olmayotgan, peshinda o'qiy olmayotgan, asrda o'qiy olmayotgan, shomda futtonda o'qiy olmayotgan farz og'ir birodarlar. Bizi jamoatda, bizi musulmonlarda sabr desa bir narsani tushunib qoldik. Bu noto'g'ri. Sabr desa bir yaqin qarindoshi dunyodan o'tgan bo'lsa shuni shunga yig'lamaslikni sabr deb tushunib qoldik. Bankrot bo'ladigan bo'lsa sabr qilib qo'ysa shuni sabr deb tushunib qoldik. Kitoblarda unday emas. Sabr qilishlikni birinchisi farzga bo'ladi. Sabr qilishlikni birinchisi Alloh taolaning ibodatiga bo'ladi. Farzlarni bajarishlikka sabr qila olmayaptimi? Boshqa narsaga sabr qilishligi noto'g'ri bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadisda aytibdilar. Alloh taolo aytdi deyaptilar, hadisi qudsiy bo'ladi. Menga bandan farz amaldan ko'ra ko'proq yaqinlasha olmadi. Farz amallari bilan menga bandam yaqinlashdi degan Alloh subhanahu va taolaning so'zi bor. Farzni yaxshi bajarilmayotgan odamlar, farzga sabr qila olmayotgan odamlar vojibga, sunnatga, boshqaga o'tib ketishdan avval farz amalni chiroyli qilib bajarib olaylik, farzga sabr qilaylik. Mana bu haqiqiy sabr deyiladi. Qanday qilib u masalan bomdod vaqtida masalan ertalab hali bir baxtiyor domla aytganidir. Kuchli-kuchli bolalarimiz bor, sportsmen bolalar. Ha, toshlarni ko'tarib qo'yadi. Gap ko'tarolmasa ham. Uzun narsalarni ko'tarib, chashib to'shagini ko'tara olmaydi, deydi menga. Muazzin azon aytayapti, "Hayya alas solah." Namozga shoshiling. "Hayya alal falah." Najotga shoshiling. Faqat bomdodda ayrima bor. "As-salat khayrun minan nawm." Namoz uyqudan afzal. Telefoni ham chaldi. Ayoli ham uyg'otdi. Yana bir nimalar ham bo'ldi. Kecha ham chiqmagan, bugun ham chiqmadi.
Qiyin ekan sabr qilishlik. Sabr degan tushunchani to'g'rilab olaylik birodarlar. Sabr degan tushunchani to'g'rilab olaylik. Sabr degani birinchisi birodarlar, farzga sabr qilishlik. Tushuntira oldingizmi? Sabr degani farzga sabr qilishlik. Farzning ichida ham farzlar bor. Masalan namoz o'qiyapsizlar hammanglar. Hammamiz namoz o'qiyapmiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam uzun hadis buni aytib berganmiz avval ham eslatyapmiz xolos. Mana bunday qilib ruku qilasiz. So'ngra mana bunday qilib sajda qilasiz. So'ngra shuni hamma namozingizda qilasiz degan hadis bor. Ruku farz, sajda farz deb biz boya aytib o'tib ketdik. Nimaga namoz o'qiyotganda shashilamiz bir odamlar? O'zimiz ham sherigimiz ham. E'tibor berganmisizlar hayotda? Futbol ko'rayotganda shashilmayapmiz-ku. 90 minutlik futbolda shoshilmayapmiz-ku masalan. Yana ikkita sari setkani ichiga tushib olib bir-biri bilan betiga uryapsa tomosha qilib o'tirib shoshilmayapmiz-ku. Xushu bilan, huzu bilan o'sha televizorni yondan biroq o'tib ketsa to'polon qilib qornimiz och bo'lsa ovqat yemasdan u yer berimiz qichib qolsa ham qashlab qo'ymasdan haqiqiy xushu bilan serialni, yo futbolni, yo shunga o'xshagan narsani ko'ryapmiz-ku birodarlar. Nima sababdan namozda ruku farz, qiyom farz, sajda farz bo'lgan farzlarda shoshilamiz birodarlar? Nima sababdan shoshilamiz? Sabab farzga sabr qilishlik yo'q bizda. Alloh taoloning buyrug'iga sabr qilishlik yo'q. Hozir jamoatga kelishim tuzamiz inshaalloh. Va'da berasizlar deb qo'yinglar, mu'min musulmondan va'dasiga xilof ish qilsa munofiq o'xshab qolish mumkin, Alloh taolo saqlasin. Namozni farzligi haqida aytyapmiz va namozni ichidagi farzlarni ham aytyapmiz. Bugundan boshlab inshaalloh ularni sekinlashtiringlar. Sekinlashtiramizmi? Shunday qilaylik birodarlar. Bizning vazifamiz jamoatga aytishlik. Qanday tushuntirsa bo'ladi? Osmonga uchib ketyapti ko'pchilik namozi. Tahorati bilan qo'shilib. Nimaga? Sabr yo'q. Bizning mavzuyimizga tegishli joyi sabr yo'q. Nima sababdan biz hamma narsaga sabr qilamiz, ruku'ga sabr qila olmaymiz, birodarlar? Nima sababdan hamma narsalarga sabr qilamiz-u Alloh taoloni meni bandalarim menga sajda qilgandan ko'ra yaqinroq bo'lmadi. Eng menga yaqin bo'lgan o'rni menga sabr sajda qilgan o'rni deyapti. Nimaga sajdaga peshonamiz tegadi-yu tez orada peshonamiz sajdadan sug'urib olamiz. Sabr yo'q. Ibodatni ichida sabr qilishligini o'rganaylik. Biz o'sha namozni o'qiyapmiz. Masalan, hammamiz ham bitta misol uchun aytamiz jamoat. Hammamiz ham namozni o'qiyapmiz, to'g'rimi? Masalan, ruku qilyapmiz, sajda qilyapmiz. Namoz xona ekan, u qizni olamiz deyapmiz. Namoz xona ekan, shu bolaga beramiz deyapmiz, to'g'rimi? Qo'shing qanaqa kelsa, namoz xona ekan. Namoz dalil bo'lib qoldi-da bizga. Hozir shunday tarozi bo'lib qoldi, to'g'rimi, birodarlar? Namoz xona ekan deyapmiz. Kam min musallin. Ulamolarimiz aytadi. Qancha namoz xon bor, namoz xon emas. Qancha ruku bor, ruku emas. Qancha sajda bor, sajda emas. Bundan ham alam qiladigani. Qancha tahorat bor, tahorat emas deydi ulamolarimiz. Qancha tahorat bor, tahorat emas. Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi hadis. Vaylun lil aqabi minan nar. Oyoqlarini chala yuvadiganlarga Allohning do'zaxi bo'lsin deyapti. Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilgan. Oyoqlarini chala yuvadigan, tasavvur qiling, oyoqlarini chala yuvadigan namozxonlarga deyapti. Siz bilan menda so'zni kim aytyapti? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Hadisni kim rivoyat qilyapti? Abu Hurayra. Imomlardanchi Buxoriy va Muslim. Eng sahih hadis. Oyoqlarini chala yuvadigan, oyoqlarini ostilarini chala yuvadigan namozxonlarga do'zax bo'lsin. Fawailul lil musallin.
Bu taharat kılıyetkenler gibi oldu. İkincisi فَوَيْلُّ لِلْمُسَلِّينَ الَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَهُونَ Hemmeler yapla gençler. Namazlardan bir itibar adamlarına dozah olsun. Üçüncüsü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste ayetler. Ben sizlerge hakiki oğrunu ayıp vereyim mi? Hakiki oğru rükudan oğurlaydıgan. Secdeden oğurlaydıgan. Bana şular eşed dinlensi sarikaten oğurlarını en eşedlisi deyaptılar. Biraderler ibadetke sabır kılaylık. Taharatke sabır kılaylık. Rükuge sabır kılaylık. Secdege sabır kılaylık. O biz rakiatını ötkizip koyganımız bilen hesapmaz. Ne mi üçün namazdan keyli astagfirullah deyimiz? Rabbana takabbal minna deyimiz? Hazırı keltirgen hatalarımız üçün.